Pazartesi Sabahı Sendromu İnsanlar bütün hafta çalışır, nihayet Cuma günü gelir. Cuma günü birçok kişi yorgundur. Bu yorgun insanların bazısı Cuma akşamı dinlenirler, bazısı da eğlenir. Eğer dinlenirlerse sabah ya evde ya da dışarı çıkıp lokanta veya kafeteryalarda güzel bir kahvaltı yapıp o günkü planlarına dönerler. Mesela arkadaş ve akraba ziyaretleri, akşam eğlenmek için çıkmak gibi. Eğer cuma akşamı eğlenirlerse, cumartesi biraz geç uyanırlar ve brunch, yani öğle kahvaltısını yaptıktan sonra o günkü planlarını uygularlar. Pazar günleri daha kolay. İnsanlar ne isterlerse yapabilirler ve hafta sonu biter. Pazartesi sabah alarmımız çalar ve uyanırız ama yataktan kalkmak istemeyiz. İşe gitmek çalışmak istemeyiz. Sabah otobüse bineriz, hiç kimse mutlu görünmez. Her yeri siyah beyaz görürüz. Bu soruna pazartesi sabah sendromu diyoruz. Ve bu sorun herkesin sorunu. Ve bu sendromu öğrencilerde, işçilerde, işverenlerde, serbest çalışanlarda, hatta çocuklarda görebiliriz. Pazartesi sabahları yorgun oluruz. Ama niçin? Hatta bazı insanlar Sabahları işe gitmemek için psikolojik mide sorunları yaşar. Uzmanlara göre tatil yapmayı bilmek çok önemli. Hafta sonu hem dinlenmek hem eğlenmek en doğru şeydir. Hafta sonu çok önemli. Bazı insanlar hafta sonu çok uzun yolculuklara çıkar. Uzun süre araba kullanır. Bu dinlenmek değil, yorulmaktır. Bazı insanlar hafta içi çok çalıştıktan sonra hafta sonu evde oturup dışarı çıkmaz ve uzun süre uyur. Bu tip insanlar da pazartesi sabah sendromunu yaşarlar. Çünkü fazla uyumak da insanı yorar. Uzmanlar, cumartesi, pazar sabahları aileyle iyi bir kahvaltı yapmak çok faydalıdır diyorlar. Sonra belki bir kitap okumak ya da sohbet etmek de çok iyi. Öğleden sonra kısa yürüyüşlere çıkmak, sinemaya gitmek veya deniz kenarında gezmek bizi çok dinlendirir. Bir yanlış da bütün işleri hafta sonuna bırakmak mecburi aile ziyaretleri, musluk tamiri, ev temizliği gibi işlerle hafta sonunu yorularak geçirmek yanlıştır. Ayrıca eve iş götürmek de evde çalışmak demek. Tatilde tatil yapınız, iş yerinde de çalışınız. Küçük işleri hafta içi yaparak, hafta sonunu dinlenerek, kendinize zaman ayırarak geçiriniz.